sözüm herkese ama öncelikle erkeklere söylemek istiyorum. Çünkü ilgi çok önemli ilişkilerde. Kaybetmeden, zaman geçmeden, aman sonradan keşke demeden ilişkinin içindeyken eşlerinize ilginizi, sevginizi bolca gösterin ki sonra gittikleri zaman ah ah vah vah demeyin. Çünkü gerçekten hep biz kaybettikten sonra anlıyoruz bazı şeylerin değerini. Kaybediyor, bitiyor, hiç dönmeyecek hale geliyor. Ay benim eşim yapmazdı, gitmezdi, hiç böyle bir şey anlamıyordum diyorsunuz. Sonra gidiyor, keşke böyle bir şey yapmasaydım diyorsunuz. Ya benim eşim böyle değildi, sizin eşiniz böyle değildi ama bir söz vardır. Sessiz atın tekmesi pek olur derler. O sabır dolar dolar dolar, en sonunda öyle bir taşar ki bir daha geri döndürülemez hale gelir. O yüzden ilişkinin içindeyken önemseyin, sevin, değer verin, ilginizi bolca gösterin. Kadın ilgi göremezse bir süre sonra aynı o çiçeğin ilgi görmediği gibi soluyor ve maalesef hatalı ama başka yerlerde o ilgiyi arayabiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Sürpriz gelmiş. Ne o? Kim? Aa, kime bu? Ayşenur'a mı? Hayır, benim, bana değil. Bana mı? Aa, bana mı sürpriz gelmiş? Görüyorsunuz, boşuna tuzlu suyla yıkanmıyorum. Yani yağları, hürremleri ben de sürmüyorum. Teşekkür ediyorum. Demek ki o zaman ben de aşkıma bir öpücük vereyim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aşkımdan bir çiçek gelmiş bir sürü. Ona da teşekkür ediyorum efendim. Ne söyleyeyim? Kim olduğunu söylemem. Teşekkür ederim. Söylemem. Sürpriz. Ama bu çok ağırmış. Vereyim. Teşekkür ediyorum efendim. Söylemem. Yani siz diyorsunuz ki tuzlusu diyor bu kadın, Yasemin ya diyor, Hürrem diyor, kendi yapmıyor mu? Ben de yapıyorum. Boşuna mı yapıyor? Boşuna mı çapalıyoruz? Değil mi? Onu... Aa, ne oldu? Buraya bırakayım. Buraya mı bırakacaksın? Buraya tamam. Peki. Şimdi... Emrah. Evet. Senin de bir çiçekle gelmeni beklerdim Ayşenur'a. Çiçekten ziyade ilk başta oturup bir bireyler olarak... Maksim bireyler olarak konuşmak... Ona göre bir adım atmak bence daha sağlıklı olur. Ama hani mesela çiçekte bir gönül almak için iyi bir şey değil mi? İster miydin Ayşenur? Onun da adımı olur. Yok, onun hayır, istemezdim. Olur. Hiç aldı mı sana çiçek Emrah? Hayır. Emrah bana hiçbir şey almadı. Hiçbir şey almadım ama... Geçmişe dönük şöyle bir arşivini yokladığınız zaman çok güzel anılar da bıraktım. Neydi güzel anınız mesela? Biz hiç güzel anı konuşmadık. O kendi düşünsün, gözünde bulundursun. Şu anda içinde bulunduğumuz durum hani güzel anı olmuş olsaydı şu an bu durumda olmazdık. Emrah bana yüzük almadı. Emrah bana kıyafet almadı. Emrah bana yani dini nikahta hani mehir oluyor ya. Evet. O mehri bile hala daha yapmadım. Senin her şey, senin için her şey maddiyattan mı ibaret? Ama sen bunu da söyleyecek son kişi sensin. Emrah bir sürü kadının paralarını aldın ya. Evet. De öyle söylüyor ama kendisi de bu işin içerisinde. Ben ondan hiçbir şey görmedim. Yani şimdi sonuçta bu her genç kızın rüyası vardır. Gelinlik giymek, mehrinin olması, bir altın takılması, bileziği olması, bir çiçek alınması. Bu sadece para değil, verdiğin değeri de gösterir. Çünkü sen tabii emek ederek kazandığın bir şeyi sevdiğin insan için harcıyorsun. Öyle değil mi? Tabii ki de. O değerini de zaten verdiğim değerinde farkındaydı. Yok değil. Yani göz önünde bulundu. Bunu yayın öncesindeki arkadaşlarıyla konuştum ben. Yani geçmişte kendisi arşivini açıp baktığı zaman veyahut da gözünün önüne gelen anıları göz önünde bulundurduğu zaman anlar. Bana bir tane güzel anınızdan bahseder misin Emrah? Deve sahası, güreş sahasında götürmüştüm onu. Güreş sahası? Yok, anlatacağım bir saniye. Yani ya biri şey boğuşuyor, değil. Biri güreş yapıyor. Biraz bir şey ya. Biraz şey oldu. Mizansiyon oldu. Allah Allah. Kendisi 25 dakika boyunca araba kullandırmıştım. Hayatımda ilk kez araba kullandı. Ya oradaki mutluluğunu görmeniz lazım. Hayır, nereye götürdün güreşte? Güreş sahasında araba kullandı. Boş bir arazi. Ha. Etrafı çevrili. Hayatında ilk kez kendisi kendi hür iradesiyle sessiz, sakin, mutlu bir şekilde araba kullanmış. Tamam, güreş deyince bir yanlış bir şey oldu. Senin burada yani güreş. Öteki beyefendi boğuşunca. Hatta daha sonrasında kendisini bir kere pasta yaptım. Pasta evet, yaptım. Pasta. Bak, bu güzel bir jest. Ya, olabilir ama sonuç itibariyle tamam, geçmişte yine güzel anılarımız falan olabilir ama şu an hangi durumun içinde bulunduğumuz önemli.
Şu an yani benim ailemin mağduriyeti çok büyük. Mesela size babam icra kağıtları vermişti, hatırlıyor musunuz? O icralar kullandırdığı kredi kartı yüzünden gelecek. Bana mesaj geldi. Bugün son ödeme tarihiymiş. Eve haciz gelecekmiş. İcra İcra. gelecek bu Evet. sefer. Şimdi dün de bir kredi borcu vardı ve Evet. kredi borcundan maaşı kesiliyordu babanın. Evet. Onu ödedi değil mi Evet, baban? ödedi. Bunu Allah yatırdık, razı arkadaşlarımızla olsun. birlikte gitti. Tekrardan Sağ olsun, İlker teşekkür Bey'e ederiz. Sağ teşekkür ederiz olsunlar. tekrardan. Hani artık kredi kartın kullandırdığı kredi kartı artık icralık. Ben ne yapacağım? Yani ne yapmayı düşünüyorsun? Ben onunla ilgili zaten Esra'ma da açıklamayı yaptım. Akşam da ekip arkadaşlar tekrar da teyitini istediler. Ben dedim şu anda farazi konuşursam yalancı çıkarıp netliğini aldıktan sonra yarın gün içerisinde veyahut da yarın akşam haber geldikten sonra bildireceğim size. Umarım kayda değer bir şeyler Umarım. yapmışsındır. Çünkü hani geçmişteki yaşanan bazı şeyler bugün içinde bulunduğumuz durumu değiştirmiyor. Benim Değiştirmiyor, evet. mağduriyetimi değiştirmiyor. Ailemin zor durumdaki halini değiştirmiyor yani. Ve hani sen hala daha üste çıkmaya Neyin çalışıyorsun. üstüne çıkıyorum? Hani farklı Neyin şeyler üstüne yapıyorsun. çıkıyorum? Ama bak sen gerçekten bana ne yaşattığının, benim ailemi ne duruma soktuğunun farkında değilsin. Neyin üstüne çıktım? Burada Bana bir örneğini mağdur verir olan, misiniz? bak burada mağdur olan sen değilsin. Burada mağdur olan ben ve ailem, tamam mı? Yani ben buraya gelmek zorunda değildim. Ben Esra Hanım'ı görmek isterdim ama bu şekilde değil. Peki sen bana Temmuz'dan beri boşanacağını söylüyorsun. Kız Evet, evine dava açacağız. boşanacağım. O zamana kadar niye açmadın peki şimdi buraya geldin? Durumum yoktu. Ben sana kaç kere söyledim? Ya dedim para at, ya da dedim Tamam davayı sen sen geç, ben aç. sana bildir dedim. Sen geçtiğin gün ben sana gerekeni göndereceğim dedim. Niye Hayır geç dedin? demedin. O sonra kalkıp dedin ki kuzenim dedin anlaşmalı olmuyormuş. Çekişmeyi de açmak zorundaymışız, uzun sürecekmiş dedin. Öyle kaldın. Sen git boşanma davasını aç dedin. Tamam sen ben sana ben açamayacağım durumum yok dedim. Madem o zaman sen aç dedim. Sen niye Ama ben açmadın? peki o süreçte seni kaybetmek yerine Bir de borçlar var işin içinde zaten. evet kaybetmek yerine bazı şeyleri toparlama ve senin de İstanbul'a gelme isteğine istinaden yapmamış olabilir miyim? Tamam da tamam ben gelemedim, durumları biliyorsun. Ben sana sürekli anlatmaya çalışıyorum. Bak zor durumdayız, krediler var, eve icra gelecek bankadan. Beni Tamam. bankadan sürekli arıyorlar. Ben senin yüzünden bankadan sürekli aranmak Senin zorunda yüzünden, mıyım? senin yüzünden diyorsun da benim yanıma defalarca gelmek istedin. Tamam mı? Ben senin Hatta yanına bir bak kere gelmek şöyle bir şey. istedim. Bir Bir kere kere. değil defalarca yaşanır. Mesaj Hayır, kayıtları duruyor. ben bir kere yola çıktım. Hani gelmek Bir kere istedim. yola çıktın, bir kere çıktığında da zaten yapamadın. Ama mesaj İyi ki de olarak yapamamışım. Allah Allah. İyi ki de gelememişim. Çünkü gelecek bir yerim yoktu. Gelseydi ne değişirdi Emrah? Hiçbir Gelseydi şey ne değişirdi? Çoğu değişmezdi. şey Ne değişebilirdi belki de. değişirdi? Ne değişebilirdi? İhtimaller, yüzlerce ihtimal var. Hı. Onların bir tanesini kafamızdan seçip değerlendirmek gerekiyor. Tabii. Kaderimize ne karşımıza çıkartacağı belli olmaz. Gelseydi farklı olabilirdi. Gelmeseydi farklı olabilirdi. Başka Evet. yere gittiğinde farklı olabilirdi. Yüzlerce Hı. ihtimal Ben de var. mesela Peki hayalim... Ayşenur gelse nerede kalacaktınız? Annemin evinde kalacaktı. Yani Beraber. kabul eder miydi? Ederdi. Ben zannetmiyorum edeceğini. Çünkü Ederdi. Burada da kadının etmedi ya sonradan. haberi bile yokmuş ki evli olduğundan. Şöyle Nasıl etmedi edecek? zaten. O görüntülen pozisyon bazı şeylerden itibaren kabul etmemeyi Hani diyorsun düşüncesine ya kapılıyor. kafamızda bir şeyler oluşturur, şey yapardık. Ben de mesela evlenirken bunları yaşayacağım düşünerek, bunların hayalini kurarak evlenmedim. Ne hayal ettin sen Ayşenur? Ya anne mutlu olmak için evlenmiştim. Bunları yaşamak istemezdim. Hayalinizde ne vardı? İşte paramızı kazanız. Çocuk istiyor muydunuz mesela hemen? Ya o nasip Hayır, o... konuşuyor muydunuz? Evlenirken konuşulur mu ya? Ya onu çok şey yapmıyorum. Tabii Yani ki. o farklıydı ama hani ben mutlu olmak için evlenmiştim. Bunları yaşamak için evlenmemiştim. Hani hayalini Sosyal medya kurduğumdan, beklendiğimden platformu arşiv geçmişine baktığınız zaman o daha eylemlerini farklı bir hayat görürsünüz. yaşadım. Ya ben bunu hak etmedim. Aşık olarak evlendin, değil mi? Ya evet, severek evlendim. Ama hani bunları yaşamak gerçekten benim hakkım değildi. Ben bir şeyler için gerçekten uğraştım, çabaladım. Hani olsun diye destek olmaya çalıştım. Bir şeylere göz yumdum. Ama hani benim hakkım bu değildi ya. Ben böyle bir son hak etmiyordum. Aslında sen o paraları gönderirken, kredi çekmeye giderken hep bu iş düzelsin ve bizim ilişkimiz yerine otursun. Olsun istedim. Gerçekten hiçbir kötü niyetim yoktu. Ben zaten kötü bir insan değilim. Zaten kötü bir insan olsam başıma bunlar gelmez.
Ne düşünüyorsun Emrah? Ayşe'nin Kötülüğünden böyle... yana ben burada kalkıp yorum yapmıyorum zaten. Ama yorum, yani şu an bence bir yorum yap ya da bir şey söyle Ayşe Emrah. Ben söylemem gerektiğini her zaman ona söyledim. Defalarca da söylememe Şu anda da gerek yok. söyle. Şu anda da söyle. Bazı şeyler toparlanabilir. Evet, insan yarın ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemez. Hayatta insanın neler karşına çıkabileceğini bilemez, kestiremez. Çünkü kader var. Yani şerde de hayır var, hayırda da şer var. Sen Ayşe Nur'la aşık olarak mı evlendin? Evet. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. O senin kendi şahsi düşüncen. Benim şu an tek istediğim şey benden aldıklarını, ailemden aldıklarını versin. Benim zor durumdan kurtarsın. Üstümden bu yükleri alsın ve medeni insan gibi boşanalım. Senin isteğin bu. Senin isteğin ne Benim Emrah? isteğim son kez size de söylemiştim. Son kez sizlerin huzurunda oturup bir konuşmak. Hayır, ben Ondan istemiyorum. sonra isterse boşanabilir. Saygı duyarım. Saygı İsterse duymakla da boşanın mükellefim. konuşuruz diyor. Onda Hayır. konuşmakta bir şey yok. Konuşmakta kötü bir eylem yok ki. Sonucunda sizin huzurunda oturup son kez bir konuşacağız. En azından bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Yani ondan sonra boşanabilir. Saygı da duyarım bu eyleme. Çünkü mükellefim saygı duymakla. Bir kere konuşmak istiyor yüz yüze senle. Bu normal bir şey. Bunu zaten anlaşmalı olması için de bir konuşmanız gerekir. Tamam, ama hani bugüne kadar ben birçok şeyleri anlattım, söyledim. Hani konuşarak bir yere varamadık. Bir eylem de gerçekleştiremedik. Hep Tamam, ben de söylediği her diyorum ki şey Ayşe Nur, eylemle. Bir geçmişten dakika, ben ziyade konuşuyorum. tamam Bir saniye, ben konuşabilirsin, buyur. konuşuyorum. Hani zaten konuştu. Eyleme dökülen bir şey yok. İcraata dökülen bir şey yok. Hallolan bir şey yok. Hani artık bundan sonra konuşmak sadece zaman kaybı. İcraata dökülecekse de boşanalım, tamam mı? Anlaşalım, boşanalım. Aileme olan borçlarını öde, bana olan borçlarını öde. Hani bu yükü bizim üzerimizden kaldır. Sessiz sakince çık hayatından. Ben başka bir şey istemiyorum. Bak, seni zor duruma da sokmak. Hani istemem, zorlamak, şey yapmak istemem. Ben sadece boşanmak istiyorum, tamam mı? Benim bundan sonra seninle bir geleceğim olamaz. Gerçekten olamaz. Senin kararın kesin yani Ayşe Nur. Ve ben Benim... nasıl boşanabiliriz avukat bey? Yani şu an biz Ona 5 aylık geleceğiz. Bir ben evliyiz ya. karşılıklı sorayım, onu konuşacağız Benim zaten. son talebim yine aynı şekilde oturup konuşmak. Ondan sonra Ne eylemlerine devam edelim. konuşacaksın Emre? Mesela ne Yani anlatmak istiyorsun? şimdi şöyle, psikolojik anlamda, manevi anlamda, duygusal anlamda burada belki kendimi dile getirmemiş olabilirim. Belki son kez oturup kendisinin de dile getirmek istediği bir şeyler vardır. Bunları da son kez dile getirir. Belki yüzümü aykırmak istediği bazı şeyler vardır. Haykırır. İçini döker bir son kez. Ondan sonra boşanmak istiyorsa tabii ki de ben buna saygı duymakla mükellefim. Son Bu kez şekilde. içini dökmek istiyormuş. Belki bu hakkıdır. Ben zaten ilişkilerde de bir şey bitirirken son kez konuşsun istiyorum. Sizin fikirleriniz neler? Söyleyin Kadriye Hanım siz. Banka banka dolaştık, bu benim hakkım mı dedin ya. Emrah sana baştan anlatmış her şeyi. Borcum var, harcım var, gelene kadar. Ondan sonra bankaya da beraber gitmişsiniz. Sen gitmişken babana, anneni de götürmüşsün. Bu yanlış. Sen şimdi Babama, anneme boşanacağım, onun için götürmedim ama ben. boşanacağım diyorsun ya. Şu an Emrah borçlarını verse, düze çıksa, sen aslında Emrah'ı seviyorsun Hayır. ve boşanmak Hayır. istemeyeceksin. Bir şey Buraya sorabilir miyim? kalemle yazıyor. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Ben şimdi hani barışsam nereye gideceğim, ne yapacağım? Önce soracaktın, işin var mı? Evlenirsek ne yapacağız? Ne edeceğiz? Emrah düze çıksın, bir işe girsin, düzene koysun kendisini. Sen Sordum. aslında seviyorsun Hayır, kocanı. hayır. Seviyorsun ve devam etmek Hayır, istiyorsun. hayır. Bu kesin Gerçekten ne? hayır. Bak Emrah, göreceksin. o dönem yani şimdi annem buraya geldiğinde eğer annen sizi yanınıza alsaydı, bir süre annenin yanında kalıp deneseydiniz bu ilişkiyi. Çünkü o dönem sen bir tamam demiştin Ayşenur. O zaman belki her şey farklı olabilirdi. Bu arada Altın Hanım attığımızda annen. Tabii ki buyurun. Altın Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi son durum bu şekilde oldu. Siz de izliyorsunuzdur. Ne demek, ne söylemek Yok, ben istiyorsunuz? 2 gündür izlemedim. Benim elektriğim 2 gündür yoktu kızım. Neden yok elektriğiniz? Sokakta bazı direkler yağmurdan dolayı neden devrilmiş. Anladım. Bir sokakın elektriği yoktu. Ben Ben 3 gündür size anlatayım o malumatım zaman. yoktu. Buyurun. Anlatayım o zaman. Şöyle bir şey. Emrah aslında tekrar denemek istiyor Ayşenur'la. Ayşenur istemiyor, boşanmak istiyor. Siz ne diyorsunuz? Şöyle ki kendileri bilir Esra Hanım. Evlenirken bana sormadılar. Ayrılırken de bana sorarlar. Ben çok misafir etsem ya 3 gün ya 5 gün. Fazla edemem. Benim evim küçük, idare edemezler. Bir de ben oraya geldim.
Sözden sözü laftan lafa geçiyorum. Elime de, eline değil kabul etmedi. Ben oraya, onun babası oraya geldi. Benim oğlum hemen eline sarıldı. Ha, diyeceksiniz ki borçları nedeniyle. Altın Hanım, herhalde elin, Altın onun Hanım. Saygısından. Altın Hanım, elinizi siz uzatmamıştınız ya. Hayır, o yerindeydi. Ben yerindeydi, geldim, elinizi uzatmadınız. Evet, doğru. Elinizi uzatmadınız. Arasında uzattım. Uzatmadınız. Hayır, uzatmadınız. Uzatmadınız. Çünkü şöyle dediniz ya, Hüseyin Hocam doğru söylüyor. Şöyle dediniz Altın Hanım. Ya dediniz, ben kaç kere çağırdım gelmedi. O zaman dedi elimi de öpmesin dediniz. Yani doğru, o sözümün sahibiyim. Tekrar sonra geldi. Sen geldin elimi öptüm, o da geldi elimi öptü. Ben çektim mi? Allah'ın mübarek günü ben elimi çekmem. Şöyle bir şey oldu Altın Hanım. Bir de bizim arkadaşlarımız sizi aradı. Ve aslında Ayşenur'u hani getirmek istediler. Bir Ayşenur gelsin size. Siz kabul etmediniz. Kabul etmedim şöyle. Bende bir şeysi varmış. Bende hiçbir şeysi yok. Hayır, kıyafetlerim var. Bir çantası tamam, bende yok. Bana onun için, çanta için geliyor. Bana, ben kayınvalide olduğum için değil. Hem de Emrah'ın evliymiş. Ama şimdi bu kızcağız çok zorluklar çekmiş ya. Bunlar zor bir evlilik geçmişler. Hala tamam. Borç ödüyorlar. Şimdi bunları düşmek, bir gelsin deseydiniz keşke. Bir sohbet etseydiniz. Şöyle kardeşim, ben annesine de başta Ayşe'yi aradığımda söyledim de, siz dedim tuttuz Melmeç yetim aradız, ben arayaydız. Diyeceğiz böyle böyle iş başımıza geldi. Çocuklar evlendi, sizden bizden habersiz. Onun anasının haberi oluyor, babasının haberi. Benim de kardeşler olarak, ana olarak haberimiz olmalıydı. Oğlunuzun problemi. Şimdi borçların peşindeler. Ama bu Emrah burada hatalı, Emrah size söylemedi. Şöyle, o aramadıysa ondaydı telefon, araya söyleyeydi. Nasıl ki oğlu söylemezken nasıl arasın Ayşenur? Ben yıkıcı değilim yavrum, yapıcıyım. Ne diyorsunuz Ayşenur'un? Ben 70 yaşındayım, çocuk da değilim. Beni ayaklarının altına alıp da kendi başlarına iş görüp de şimdi borç peşinde olmasınlar. Onlar zandılar ki Emrah baştan aşağı para değil altın töcü. Emrah oraya çalışmaya geldi. Evden çıktı, çalışmaya gidiyor. Ama bir gün dedi. Bile çalışmadı. Yalan söylemiş, sizi de kandırmış. Ben gel, çalıştım, burada ben elinden aldım şey ben haksızım. Oğlunuz da sizi kandırmış. Yani burada kandırılan hayır, sadece biz benim, değiliz. Sizi benim de kandırmış. Şeyim. Beni kandırdıysa benim çocuğum. Kandırır kandırmaz benim çocuğum. Ama yaptığını haklı çıkarmaz. Yaptığını haklı çıkarmaz. Sizin çocuğunuz sizin oğlunuz olabilir ama ben yaptığı şöyle, hiçbir ben şey haklı Emrah haklı çıkarmıyor. Ben orada da çocuğuma dedim. Çocuğun, kızım dedim. Gözyaşını durdur sonra eve gel. Evet. Desin ki ana demedi. Dedin. Yayın arasında söyledim. Herkesin evladı kendine kuvvetlidir. Benim annem babamın yanında. Bir dakika, aynı anda konuşmayın. Altın Hanım, Ayşenur'un babası dün geldi. Hatta ilişkileriyle ilgili ki bu kadar biliyorsunuz onların üzerine de borç kaldığı, haciz gelmesine rağmen. Ben boşanam, boğuşuyorum. Hiç sesim ama çıkmıyor. Bakın tamam, siz annesiniz, boğuşuyorsunuz. Burada Ayşenur'un ailesi de boğuşuyor. Ben annesiniz. Demin kabul etmediniz. Bırakın biraz da ben konuşayım. Ama dur, bir söyletmiyorsunuz hiçbir şey. Siz çok konuşuyorsunuz Altın Hanım. Şunu söylemek istiyorum. Ayşenur'un babası geldi. Daha ılımlıydı size göre. Ki bu kadar mağdur olmalarına rağmen Emrah elini şöyle öptürdü. Ki, dedi ki yani onlar kendi kararları dedi. Benim içim ateş yarıyor. Benim içim ateş yarıyor. Oradaki seyircilerin de desin ki yalan, siz de deyin yalan. Orada siz oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz ama benim ciğerime hançer sokuluyor. Ne için ciğerinize hançer sokuluyor? Boşlar bak, boşlara hep beraber yaptılar. Şimdi hep beraber değil, sizin oğlunuz bana bir sizin altın oğlunuz almadı. Sizin oğlunuz deme, siz deme. Karşındaki insana hitap et ilk başta, ondan sonra yaptığın eğilimi. Ben de beraber yaptığın eğilimi kabullenmiyorum. Siz dedim, evlendiysen ben de anneyim. Ben senin babana baba, amca olarak hitap ettim. Sen de benim teyze de anne olarak hitap edebilirsin. Etmek istemiyorum.
O da senin sorunun. Zorunda değilim. Etme. Anne mi desin istiyorsun? Anne, teyze diyebilir. Hanım teyze diyebilir. Beraber, bir dakika. Aynı adı bir altın hanıma iki dakika alıp bir dur bir şey yapalım. Hani beraber deniyor ama ya beraber olan bir şey yok. Dediğim gibi Emrah o paralarla bana zerre bir şey almadı. Hepsi onun borçlarına Cuma gitti. Cuma günü bu ödeme kabullenmişti. Bana hiçbir şey alınmadı. Ne bir bilezik alındı, ne bir altın alındı, ne bir yüzük alındı. Hiçbir şey alınmadı ya. Bana nasip olan hiçbir şey yok. Emrah borçlarına gitti ama evet. Sen... Yani söylediği şu annesin, sen o borçlara gideceğini biliyordun o paranın. Bir kısmını biliyordum. Bu kadar borç olduğunu bilmiyordum. Bir kısmını, her şeyin bir kısmını biliyordum. Parça parça biliyordum. Zaten hani mesela o mesela Selçuk Bey muhabbetini, o işte senet menet muhabbetini, hı hı, bana hep Turan anlattı. Hı hı. Emrah'tan ben bir şey duymadım.